perişan eylem. Yazımı başa çevirdim, bak gözümde yaşa Leyla. Mevlam ayrılık vermesin, gökte uçan kuşa Leyla'm. Kuşa Leyla'm, gökte uçan kuşa Leyla'm. Mevlam ayrılık vermesin, gökte uçan kuşa Leyla'm. Kuşa Leyla'm, gökte uçan kuşa Leyla. Aşkınla yaptın sinemi, aldın gittin benden beni. Aşkınla yaptın sinemi, aldın gittin benden beni. Viran eyledin hanemi, taştan taşa Leyla'm, taşa Leyla'm. Vurdun taştan taşa Leyla'm, viran eyledin hanemi. Vurdun taştan taşa Leyla'm, taşa Leyla'm. Vurdum taştan taşa Leyla'm. Geçmişten haberdar, geleceğe atıfta bulunan insanlar olarak tarif edilir, anlatılır. Çünkü türkü okumanın kendi içinde bir dolu, kendinde barındırdığı bir dolu mazi öyküleri var, anlamları var. Türkü okumak tabii bir edep, bir terbiye, bir ahlak, bir yaşam biçimi. Hal böyle olunca biz sadece türkü okumaklığın dışında bir de sevgili ağabeyim İzzet abi sen bir de beste yapma gibi bir eylemin var. Çok doğru türkü okumanın yanında bir de doğru besteler yapıyorsun. O okuduğun türkü de malum. Yazımı kışa çevirdin. Bak gözümde yaşa Leyla. Şimdi Leyla dedik ya, aklıma Mecnun'dan bir hikaye geldi. Mecnun'a sormuşlar ne kadar, kaç yaşındasın demişler. Ben demiş 1000 yaşındayım demiş. 1000 yaşındayım deyince hayret uyandırmış tabii. Bu nereden çıktı filan diye. O genetik hayata atıfta bulunuyor. Yani bir insanın kendi vücudunda, kendi genlerinde taşımış olduğu o mirası, kültür mirasını, hayat mirasını, her türlü mirası, iyiliği ve kötülüğü, her şeyi kendinde barındırdığının ifadesi. Onun için bu muamma içinde, bu güzellik içinde size bu soruyu yöneltiyorum. O bestekar olma hassasiyetini siz hangi genlerinizde yakaladınız? Şimdi bu tabii Allah'ın bir lütfudur. Yani her insan tabii dediğiniz gibi bestekar olmuyor, olamıyor. Hele türkü bestelemek çok zor. Evet. Yani türkü bestelemek için türküyle bütünleşmek lazım. Biraz önce anlattığım gibi türkü olmak lazım. Evet. Şimdi ben tabii bütün yöreleri çok seviyorum. Özellikle
Kırşehir yöresini, İç Anadolu'yu çok seviyorum. O atmosfer içerisinde o duygularla bu türküyü besteledim. Şimdi türkü okumak nedir? Gerçekten bir sofrada nasıl bir yemek kutsalsa, türküyü öyle görürseniz, kutsal görürseniz, türküye o denli yaklaşırsanız, işte onunla bütünleşirseniz ve o türküye de kutsallık katarsınız. Eyvallah. Bence türkü okumak bir bakıma da kutsaldır. Herkes türkü okuyamaz. Yani ibadet mesabesinde görüyoruz biz olayı. Bircan Hanım'ın da söylediği gibi siz doğulu olmak hasebiyle. Evet, çok enteresan yani, gerçekten. İzzet abinin, müsaade edersen abi diyeceğim size. Doğulu olmasına rağmen bu kadar güzel Orta Anadolu gırtlağı kullanıp, gerçekten hocam çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Artık bu beste değil benim için. Siz türküyü yakmışsınız. Evet, öyle oldu. Evet. Yani yakmışsınız. Çok, çok güzel gerçekten. Anonimleşti bu türküyü, çünkü birçok kişi okuyor ve artık topluma mal oldu. Evet. Artık türkü benden çıktı. Evet. Anonimleşmeye doğru gidiyorum. Ve çok enteresan. Bu türküde de Neşet Ertaş akla gelir. Evet. Sanırlar ki Neşet hocanın. Evet. Çok enteresan. Ama tabii biz biliyoruz ki İzzet abinin bestesi. Öyle de zannedenler çok. Öyle. Bu türkü, evet. Bakın. 3-1 senesinde hocam. Evet. Affedersiniz. Estağfurullah. İzzet kardeşim bana dedi ki, bu türküyü okur musun? Dedim hay hay. Bana bir defa okudu. O kadar hoşuma gitti ki türkü. Hatta hemen teybe falan aldım. Ve bir hafta içinde bu işi öğrendim. Türküyü öğrendim. Ve ilk kasetinde okudum. Ve çok yani ilgi neden bir alaka gördü türkü. Size de çok yakıştı. Peki neden neden ümit? Gerçekten sevgili Ümit burada değil. Yiğit'in arkasından konuşur ama yüze yüze konuşmaktan ben çekinmiyorum. Buradaki bütün bacılarım da Yiğit, kardeşlerim de, sizler de, çalanlar da Yiğit. Bütün Yiğit'ler bir arada, manevi açıdan söylüyorum. Çünkü bu, ben bunu İç Anadolu havasıyla, Kırşehir Türklerini çok seviyorum. O atmosfer içerisinde bunu nacizan olarak besteledim. Benim havam değil, benim havam daha çok Güneydoğu ve Doğu. Dedim ki Ümit, sen İç Anadolu havalarını çok güzel yorumluyorsun. Yüzü değil, arkasından da konuşuyorum. Bu sana yakışır. Bunu sen oku dedim. Ben okumayayım. Çok severim, yüzü değil. Hakikaten işte ondan sonra türkü aldı başına gitti ama bana çok dediğin gibi yakıştı o türkü. Çok öyle zannederim.